Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda sizlerle harita bilimiyle ilişkili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılması olan haritalarda gösterilen alanın büyüklüğü veya şekli çeşitli nedenlerle gerçek görünümünden farklı olabilmektedir. Sevgili arkadaşlar, burada haritalardaki bozulmadan bahsediyor. Haritada bozulmanın nedenleriyle ilişkili bir durum anlatılıyor. Sorumuza baktığımızda bu farklılığın oluşmasında, yani haritada bozulmaların oluşmasında durumlarından hangileri daha etkilidir diye sormuş. Dünyanın şeklinin küresel olması, küresel şeklin düzleme aktarılmasında sorunlar oluşturacağı için sevgili gençler, haritada bozulmalara neden olacaktır. O nedenle birinci öncülümüz haritada bozulmalarla ilişkili. Haritada gösterilen arazinin engebeli olması ve engebeli yerlerin yine düzleme aktarılmasında zorluklar yaşanması da yine haritada bozulma nedenleri arasında gösterilebilir. Haritanın tematik kullanımının amaca sahip olması, haritası çizilen arazide su ortamlarının geniş alan kaplaması ise haritada bozulmalara neden olmamaktadır. O nedenle 1 ve 2'nin olduğu A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Diğer bir sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlar, coğrafya dersinde öğretmen anlatacağı konuyla ilgili çizgi ve kesir ölçeğin her ikisinin de bulunduğu bir haritayı akıllı tahta ekranına yansıtmıştır. Haritayı daha detaylı göstermek isteyen öğretmen ekrandaki haritayı biraz büyüttükten sonra öğrencilere büyüttüğüm bu haritada iki şehir arasındaki mesafeyi ölçmek için hangi ölçek türünü kullanarak daha doğru sonuca ulaşabiliriz sorusunu sormuştur. Bu soruya öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar, gerek fotokopiyle, gerek fotoğrafla veya akıllı tahta ekranında haritayı büyütüp küçülttüğümüzde eğer kesir ölçek kullanıyorsak bizim ölçeğimiz bozulacaktır. Yani bu işlemlerde bizim çizgi ölçek kullanmamız doğru olacaktır. O nedenle kesir ölçek kullanılır diye ifade edilen A seçeneğinde veya D seçeneğinde doğru cevabı aramayacağız. Biz hangisini de arayacağız arkadaşlar? B'deki çizgi ölçek kullanılması daha doğru olacaktır. Veya E'deki çizgi ölçek kullanmak daha doğru olacaktır ifadelerin olduğu iki seçeneğe bakacağız. Şimdi B seçeneğine bakalım. Çizgi ölçek kullanmak daha doğru olacaktır. Çünkü bu ölçeğin kullanıldığı haritalarda bozulma daha azdır. Bu ölçeğin kullanıldığı haritalarda bozulma daha azdır veya daha fazladır demiyoruz. Ama burada şunu söylüyoruz arkadaşlar. Eğer büyütmeyi fotokopi, fotoğraf veya akıllı tahtadaki ekranda yapacaksanız yapacağınız işlemde çizgi ölçek kullanmak daha doğru. Yoksa kesir ölçeğe göre çizgi ölçekte daha doğru çizimler yapılır diye bir ifade doğru bir ifade değildir. E seçeneğine bakalım. Çizgi ölçek kullanmak daha doğru olacaktır. Çünkü çizgi ölçekte haritayla birlikte orantılı bir şekilde büyüyecektir. Evet, biz fotoğrafta, fotokopide veya ekranda biz haritayı büyüttüğümüzde, küçülttüğümüzde ölçek de oradaki haritayla birlikte büyüyüp küçüleceği için bozulma daha az olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıda ölçeği ve kullanım amacı farklı olan iki harita verilmiştir. Bu haritalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Birinci haritaya bakalım. 1/5 milyon ölçekli Türkiye İdari Bölünüş Haritası. İkinci harita ise 1/1 milyon ölçekli Türkiye Fiziki Haritası. Yani arkadaşlar, her iki haritanın hem ölçeğinin hem de kullanım amacının farklı olduğunu görüyoruz. Hangisi söylenir, hangisi söylenemez? Şimdi bunları değerlendirelim. Birinci haritanın kağıt üzerinde kapladığı alan daha azdır. Sevgili arkadaşlar, birinci harita 1/5 milyon ölçekli olduğu için
daha fazla küçültülecektir ve dolayısıyla kağıt üzerinde daha az kaplayacaktır. Bu ifade söylenebilir. Birinci haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. Birinci harita için ne demiştik? Daha fazla küçültülecek ve küçültme arttıkça ayrıntı haritada azalacaktır. Bu nedenle birinci haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır değil, daha azdır olmalıydı ve söylenemeyen, yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakacak olursak, ikinci haritada bozulma oranı daha azdır. Çünkü daha az küçültüldüğü için daha az bozulma karşımıza çıkacak. İkinci haritada yükseltinin fazla olduğu yerler belirlenebilir. İkinci harita bir fiziki harita olduğu için yer şekilleriyle ilgili ve yükseltiyle ilgili bazı değerler belirlenebilir, bulunabilir arkadaşlar. İki haritada da Türkiye'nin gerçek iz düşüm alanı aynıdır. Haritalarda gerçek değerlerde değişiklik olmaz sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye'nin alanında veya Türkiye'nin konumunda haritadan haritaya farklılık olmayacaktır. Konusu da değişse, ölçeği de değişse gerçek değerler aynı kalacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda sevgili arkadaşlar, bir izoips haritası olduğunu görmekteyiz. Bir yöreye ait aşağıdaki izoips haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı yer kuzeybatıda bir boyunda yer almaktadır. İki tane yüksek alanın arasında kalan alanlara biz boyun diyoruz. Ve bir numaranın da orada olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu ifademiz doğrudur. İki numaralı yer bir vadi üzerinde yer almaktadır. Vadiler akarsuların aktığı yerlerde akarsu aşındırması ile oluşan ve izoipslerde de yükseltinin arttığı yöne doğru büklümlerle gösterilen alanlardır. Ve iki numaranın da böyle bir alanda olduğunu görebiliriz. Üç numaralı yerin yükseltisi 200 metredir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz neyi bulmamız gerekiyor? İzoipslerin kaçar metre aralıklarla çizildiğini bulmamız gerekiyor. Ve burada şunu diyeceğiz. Deniz kıyısı, kıyı çizgisi daima 0 metredir. Ve izoips haritamızda ikinci izoipsin 100 metre olduğunu görüyoruz. Yani izoipsler 50'şer metre aralıklarla çizilmiş. Ve biz 3 numaraya doğru izoipsleri saydığımızda biz 50, 100, 150, 200 metre, 250 metreye kadar ulaşıyoruz. 250 metreden sonra bizim karşımıza oklar çıkıyor. Oklar çukur alanlarını gösterir ve yükseltinin azaldığı yerleri ifade eder. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, 3 numaranın olduğu yere doğru bir sonraki izoipse geçtiğimizde yükseltinin azalması gerekmektedir. Kaç metredeydik? 250 metredeydik. Yani nasıl azalacak? Nasıl artış gösterdiyse öyle azalacak. 50 metre daha azaldığında 3 numaranın olduğu yerin biz 200 metre olduğu sonucunun doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 4 numaralı yerin kıyıya uzaklığı 20 kilometreden azdır. Haritadaki çizgi ölçeği kullanarak bunu ölçersek bunu da yine doğru olarak görebiliriz. Ve 5 numaralı yerin yükseltisi 150 metredir diyor. Arkadaşlar 5 numaralı yere bakacak olursak 5 numara bir adada yer alıyor. Ve kıyı çizgisi 0 metredir dedik. Daha sonra 5 numaralı yerin bir ikinci izoipste olduğunu görüyoruz. Yani sevgili arkadaşlar 50'şer metre aralıklarla artarsa 5 numaranın 150 metrede değil 50-100 metrede olduğunu görmekteyiz. Yani bu ifade yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı da E seçeneği olacaktır.